Herkese merhaba, ben Enfail. Bir Watson's videosunda daha birlikteyiz. Eskiden saçlarıma maşa işlemi uyguladığım zaman saçlarımın düz olmasından kaynaklı sürekli çok kolay düşüyordu. Ama bir süredir iki tane ürün kullanıyorum. Bunlar bakım sütleri ve köpükleri. Onlar sayesinde yaptığım maşa daha kalıcı hale geldi. Şimdi bu videoda saçımı birlikte yapacağız. Zaten makyajım da hazır. Buradan ister düğüne giderim, ister gece eğlenmesine, her yere gidebilirim. O zaman önce Morfose'un Milk terapisini kullanacağım. Bu böyle bir süt sprey. Bunun amacı ısı işleminden önce saçınızın kırılmaması. Benim maşa yaparken en sevmediğim şey, hiçbir zaman sağ tarafımla sol tarafın aynı olmuyor. Ve iddia ediyorum bunu kimse yapamaz, kuaförler hariç. Ya da bunun bir yöntemi varsa Allah aşkına benimle de paylaşın. Çünkü iki tarafı asla eşit derecede yapamıyorum. Bak gördün mü? Bak tıkandım şu an. Burayı nasıl yapacağım? Şimdi saçım bitiyor. Son buklesini yapıyorum. Ondan sonra bir tane köpük kullanacağım. Saçımı yapmaya başlamadan önce kullandığım Morfose'un yine sütlü saç köpüğünü. Bu kremlerin amacı, şimdi çok fazla ısı uyguladığımız zaman saçlarımızın uçları, işte ortaları ve dipleri çok kırıldığı için bunlar aslında önceki işlem kırılmasına engel oluyor. Böyle bir neye alıyor derler? Böyle bir koruma kalkanının içine alıyor saç telini. Bu da daha fazla kırılmasını engelliyor. Aynı zamanda saçın daha hacimli ve daha bukleli durmasını sağlıyor. Şimdi bundan biraz elime sıkıyorum. Böyle bir şey. Yumuş. Elimde dağıtıyorum. Sonra saçımı öne eğeceğim ve bunu saçıma yedireceğim. Elime sıktığım köpüğü bu şekilde saçlarıma yediriyorum. Sonra elimde bu kalan sütü de, yukarıların ben daha düz olmasını daha çok seviyorum. Sanki fönlü gibi. Yukarıları yapıştırıyorum. Alt tarafın hacmini kontrol ediyorum. Görüntüde karar kıldıysak yine Morfose'un saç sabitleme spreyiyle saçımı sabitliyorum. Saçlarıma daha doğal bukleler yapmak istediğim zaman kullandığım 3 tane ürün bunlardı. Tekrar anlatayım. İşleme başlamadan önce, ısı öncesinde Milk terapinin spreyini kullanıyorum. Bu kırılmasına engel oluyor. Bir koruma kalkanı oluşturuyor. Saçımı yaptıktan sonra daha hacimli olması için de köpüğünü kullanıyorum. Yine gösterdiğim gibi uygulayabilirsiniz. En sonda artık kullanım süresini uzatmak için sabitliyorum. Hem saçı sertleştirmiyor. Nasıl yapıyor onu ben de bilmiyorum. Sertleştirmeden nasıl sabit tutuyor bilmiyorum ama benim işlem sıralamam ve kullandığım ürünler bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.